Can abi kalk ya. Ne oluyor, Ayşegül mü geldi? Ha? Geldi mi Ayşegül? Yok yok, gelmedi de geliriz şimdi ama. Ya, bir dur da oğlumla şöyle 5 dakika daha uyuyayım be. Can abi. Kalk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ayşegül. Seni kırdıysam tekrar özür dilerim. Murat gel. Bir kahve içelim, konuşalım. Tamam. Tamam be Gülendam ya. Bir rahat vermedin yani. Bir rahat vermedin. Abi ya. Vallahi kusura bakma. Şimdi gelirler. Ne yapayım? Tamam tamam. Çıktım ben. Hadi. Can abi kurban olayım, git ya. Tamam tamam, gitti. Bak İso'ya iyi bak, tamam mı? Ya bakarım haydi. Oğlum benim. Oğlum benim ya. Benim oğlum. Bu kar kıyamette keşke taksiyle gelseydi. Ayşegül abla geldi. Gülendam, bu kapıyı kim kilitledi be? Bilmiyorum, ben sana git dedim işte Can abi, gitti. Yukarı koş 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 koş. Ay düşüyordum ya, kapasana. Gülendam niye hortlak görmüş gibi bakıyorsun? Ben koltuktan sızmışım da sese korktum bir an. Ay oğlum benim, usul usul uyumuş mu? Hadi sana da taksi çağıralım, git. Ay yok, ben kalayım. Kalayım en iyisi. Ay yok canım, niye kalıyorsun? Hatta yarın da geç gel, şöyle güzelce bir dinlen. Tamam, hadi. Ben yatırayım yukarıda onu. Vereyim de ben. Vereyim. Yatırayım ben. Öyle vereyim. Ne diyorsun Gülendam? Hadi tamam, çık deli. Ha dur, bir şey diyeceğim. Ne oldu? Sakin sakin. Gelirken bebeğin telsizini de getir, olur mu? Ha olur. İyi. Hadi. Murat, kahveyi hazırlayayım ben. Hadi gel. Can abi gir. Can abi. Bittik biz, bittik, mahvolduk, bittik. Sessiz ol, telaş etme ya. Daha beter olacak, yakalanacağız şimdi, sus. Abi ben seni ne yapayım, nereye saklayayım ben seni? Gülendam, önce sen bir İso'yu yatır yerine. Yatır. İso, yatır. İso tamam. Evet. Ben ne yapacağım şimdi? Gülendam, evine gideceksin, evine. Kızım ben bir pulluna getirip gideceğim evime, sen gider misin lütfen? Abi ben çok korkuyorum. Gülendam çabuk evine git dedim ya. Bak sen burada durdukça daha fazla dikkat çekeceğiz ya. Gider misin evine? Tamam bak giderim. Hadi. Dur şunları. Al. Hadi kızım ya. Tamam. Sessiz. Ha Gülendam yattı mı? He ya. Yattı. Ah, kahve mi yapıyorsunuz? Süt falan, ben bir şey vereyim. Ya Gülendam, taksiyi çağırdım, hadi bekliyor seni, giyin git. Ne yapalım Gülendam? Kaderde varsa basılmak neye yarar? Üzülmek. Ne? Ha, yok şey Allah'ım. Ben kaçayım o zaman. Hem kalıyor. Buraya kadarmış. Afiyet olsun. Haydi. Ay ya. Çok değişik bir kız ha. Ya değişik, deli. Ama bana da böylesi yakışırdı. Bir bilsen daha neler yapıyor. O da bilmiyor ki ne yaptığını. Öyle bir şey. Niye gülüyor lan bunlar bu kadar? Ne var ki bu kadar gülecek? Ayşegül, sen bana hala kızın değilsin değil mi? Vay. Ayşegül Murat Efendi'ye kızmış. Devam et Ayşegül, devam et. Yürü.
Yok değilim. Yani seni anlıyorum ama... Yani benim yerime karar vermenden gerçekten rahatsız oldum. Emri vaki yapmandan. Ne yapmış o Ayşegül yerine karar vermiş lan sen yürek mi yedin oğlum? Ver ağzının payını Ayşegül, ver ağzının payını ver. Ayşegül, ver. Çok özür dilerim. Kendimi tutamadım. Söz veriyorum sana bir daha böyle bir şey yapmam. Ya ne sözü be? Dinle bana Ayşegül, at şu herifi dışarı ya. At evden dışarı, at. Ay lütfen özür dileme. Hiç gerek yok. Gerek mi yok? Ya kızım ne demek gerek yok ya? Gönder gitsin, gönder ya. Ver ağzının payını. Ayşegül, ben ne yaptıysam aşkımdan yaptım. Ne? Aşk mı lan ben senin aşkına? Turp sıkayım lan, turp sıkayım. Dengesiz herif. Ayşegül, ben bir ev baktım geçen gün. Yarın gidip birlikte bakalım. Ne evi be? Ne evi Murat? Şehir merkezinde. Aydınlık, ferah, geniş bir ev. Ben evlendikten sonra orada otururuz diye düşündüm. Eğer sen de beğenirsen o evi almak istiyorum. Oha lan oha, oha görgüsüz herif. Pis görgüsüz adam. El atacağını şaşırmış bu be. Murat ben kendi evimi çok seviyorum. Buradan başka bir yerde yaşamak istemiyorum ki. Ayşegül sadece bir gör. Olmaz mı? Sadece bir gör. Bak ileride daha merkezi, daha korunaklı bir eve ihtiyacımız olabilir. Yarın 10 gibi alırım seni. Sadece görmeni istiyorum. Senin ve İsun'un rahat etmesi benim için her şeyden daha önemli. Tamam tamam gelirim. Yani madem bu kadar çok istiyorsun. Lan bu herif hep mi böyleydi ya? Bu adam hep mi böyleydi? Allah'ın görgüsüz. Ben de sana o evi aldırırsam benim de adım Can Tekin değil lan. Neden öyle bakıyorsun Murat? Şu an o kadar kızıyorum ki kendime. Ne olur beni affet. Ya ben ne yapıyorsam seni çok sevdiğimden yapıyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Ne olur bana kızgın kalma. Buna dayanamam. Niye sustu lan bunlar? Ulan yoksa... Minak herhalde. Lan bu kızı öpmeye falan kalkmasın. Şeref şeref. İso, İso oğlum uyan, uyan ağla. Ağla İso, ağla ağla. Hadi be oğlum. İso ağlasana. Ya İso 40 yılın başı işim düştü be oğlum. Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi amcasını bul. Hadi. Hadi koçum ağla ağla. Ya İso hep ağlarsın. 40 yılın başı işim düştü ağlamıyorsun ya. Hadi be oğlum. Hadi hep lan İso ya. Üf. Ne? Aa. İso? İso'nun sesine ne oldu? Dur Murat buna gerçekten bakmam gerekiyor. Ayşegül. Geç oldu. Ben de gideyim artık. Yarın eve bakmak için gelip seni alırım tamam mı? Tamam tamam. Bye bye. Geldim teyzeciğim geldim. Hayırdır inşallah. İso, teyzeciğim. Ay uykusunda mı ağladı acaba ya? Ay benim minik kuşum uykusunda rüyam görürmüş. Ha? Thank you.
Ya benim kafam çok karışık ya. Ne yapacağım ben? Senin de böyle sürekli kafanı şişiriyorum ama. Dertleşecek başka kimsem yok ki. Sen de böyle anlamıyorsun diye rahat rahat konuşuyorum işte. Benim can amcanı unutmam lazım. Unutmalıyım. Hayatıma bakmalıyım. Önüme bakmalıyım. Seninle olan geleceğime karar vermeliyim. Ama ben böyle gizli gizli, kendimden bile gizli onu düşünüyorum. Bunların hiçbirini hak etmiyor. Benim düşüncelerime girmeyi bile hak etmiyor. Beni nasıl kandırdı? Ben de böyle hala evleneceğiz diye. Gerçi sen zaten kardeşim hadi ya, bozar mısın şu parayı? Bak geç kaldım diyorum. Atalan Üsküdar'a geç diyorum. Boz şu parayı ya. Abi ne yaptın sen ya? Benim parayı nasıl bozacağım şimdi? Hah bak şu ileride büfe gibi bir şeyler var. Sen git 2 dakika bozduruver gel hadi. Hadi abi. Ne diyorsun kardeşim sen? Aa Can abi. Ha Can abi ya. Tamam kalsın paranın üstünü müstünü istemez ya. Abi. Ha. Helal et abi o zaman. Tamam helal hoş olsun kardeşim. Helal hoş olsun. Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Şimdi dedik İso kullanır bu odayı. O biraz büyüyünce yan odaya geçer. Burası da yeni bebeğe kalır. Yani bilmiyorum Murat. Şimdiden bunlara karar vermeyelim bence.
Kimse yok mu? Yani düşünün. Bakar mısınız? Can? Kimse yok mu? Bu adamın burada ne işi var ya? Kimse yok mu? Bakar mısınız? Can? Aa, vallahi Can. Ya sen ne yapıyorsun burada? Aa, siz de mi buradaydınız ya? Can, senin ne işin var burada? Bizi mi takip ediyorsun? Niye ben sizi takip edeyim ya? Allah Allah. İşim yok, sizi takip edeceğim. Can Tekin? Cenk Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Benim ne işim olur sizinle? Biz Cenk Bey'le daha önceden sözleştik bu ev için. Ona bakmaya geldim yani. Ne? Öyle mi yaptık ya? Oho, Cenk Bey siz de yani. Bir eve bakacağız. Çıkan pürüze bak. Pürüz mü? Cenk Bey ne pürüzü? Murat bir sakin olsana. Bir dakika, bir dakika. Cenk Bey söyler misiniz bu evden çıkıp gitsin? Çünkü biz bu evi almaya karar verdik. Ne? Ama Murat gene aynı şeyi yapıyorsun ya. Benim hakkımda karar veriyorsun. Ben böyle bir şey söylemedim ki. Ayşegül canım bak. Birazdan her şeyi çözeceğiz. Bakın size ne diyeceğim ben. Siz isterseniz çıkın dışarıda rahat rahat kavganızı edin. Ben de gönül rahatlığıyla yeni evimi keseyim. Cenk Bey. Diğer odalar ne tarafta gösterebilir misiniz? Tabii bir üst katta. Buyurun. Murat. Murat dur bekle. Buyurun. Buyurun sen. Aa. Ne oluyor şimdi ya? İso'ya bir şey olmuş olmasın? Alo. İyi mi? Doğruyu söyle. İyi mi Can? Ya Ayşegül ne bağırıyorsun? Kim iyi mi? Herkes iyi. Merak etme. Bağırma dur. Sakin ol. Ayşegül benim seni arayabilmem için illa birine kötü bir şey olması mı gerekiyor? Herkes iyi. Bir şey yok ortada dur. Beni hangi yüzle arıyorsun o zaman? Ayşegül bak ne diyeceğim. Bizim hani geçen gittiğimiz bir sabahçı kahvesi vardı ya. Hani saatlerce konuştuk seninle. Ben birazdan oraya gideceğim. Ay beni neden aradın peki? Sen de gelsene yanıma. Ay yok artık sen delirdin herhalde Can. Ne diyorsun ya? Yani diyorum ki... İso hakkında konuşalım. Gel İso hakkında konuşalım diyorum. Yani biliyorsun ben İso'yu görmeyince çok özlüyorum ya. Hadi inat etme ne olur Ayşegül ya. Hadi Can hadi. İso'yu bahane etme bana. Gelene kadar bekleyeceğim seni orada. Şeytan görsün yüzünü. Yüzsüz ya. Bir de beni ayağına çağırıyor. Gemileri yaktım birer birer. Zaten umut yoktu. Kaç yerinden koptu. İlişkimiz olmayınca olmuyor işte. Zorlamamak lazım. Bir çay alabilir miyim? Artık uzak dursak. Biz ikimiz duvar olsa dayanmazdı. Yaptıkların karşısında kalbim nasıl başa çıksın? Ayşegül. Bak ne olursa olsun. Hayat bize nasıl bir oyun oynarsa oynasın. Ben sadece seni, ömrümün sonuna kadar sadece seni seveceğim. Efendim Murat. Alo Ayşegül neredesin? Çıktın mı? Ya çıkmadıysan gelip alabilirim seni. Hem yok yok çıktım geliyorum merak etme. Buna hakkın yok kusura bakma. Yukarıda Allah var şüphesiz. Görüyor her şeyi eksiksiz. Buna hakkın yok kusura bakma. Gidiyorum. Afiyet olsun. Eyvallah. Sağ olsun. Can be oğlum. Birini mi bekliyorsun? Bilmiyorum be. Bilmiyorum.
Gidiyorum ben, kusura bakma. Patron, iyi akşamlar. Kolay. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Can abi, çayın taze. Afiyet olsun. Eyvallah kardeşim. Tekin. Ayşegül. Geldin. Gel otur. Evet. Seni dinliyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Neden çağırdın beni buraya? Çünkü seni seviyorum Ayşegül. Çünkü ben seni çok seviyorum. Sen bana ne söylersen söyle, ne yaparsan yap, nasıl davranırsan davran, ben seni seviyorum. Hafızanı kaybettiğinde hatırladıkların ve duyguların gerçekti. Kendini kandırma. Murat'ı gerçekten seviyor musun Ayşegül? Yoksa bütün bunları bir inat uğruna mı yapıyorsun? Konuşsana. Ayşegül konuş, bana bir şey söyle. Hayvan herif de. Beni mahvettin de, benim hayatımı mahvettin de. Ama seni seviyorum de. Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim de bana. Seninleyken o kadar neşeliyim ki. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Seninleyken sanki başka bir kadın. Bir sürü şey söylüyorum. Gülüyorum. Yani. Seninleyken Murat'ı unutuyorum. We'll be right back.
ben aslında seninle olmak. Senle olmak. Seni korumak istiyorum. Şimdi Murat'a dönmem gerekiyor. Gemileri yaktım birer birer. Zaten umut yoktu. Kaç yerinden koptu. İlişkimiz olmayınca olmuyor işte. Zorlamamak lazım artık uzak dursa. Senleyken o kadar neşeliyim ki, kendimi o kadar iyi hissediyorum ki senleyken. Sanki başka bir adam. Bir sürü şey söylüyorum. Gülüyorum. Mutluyum yani. Ve hatta Elif'i unutuyorum seninle. Ayşegül, ben aslında seninle olmak istiyorum. Seni korumak. Yukarıda Allah var şüphesiz. Görüyor her şeyi eksiksiz. Buna hakkın yok, kusura bakma. Ama şimdi... Sen misin aşağı beni yaratan? Elif'in yanına dönmem gerek. Buna hakkın yok, kusura bakma. Yukarıda Allah var şüphesiz. Görüyor her şeyi eksiksiz. Buna hakkın yok, kusura bakma. Gidiyorum ben, kusura bakma. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Hadi sonra görüşürüz. Dur dur, ben de geliyorum ya. Ayşegül abla kızmasın. Ya yok kızım, ne olacak? Bir şey olmaz senin. Ben alırım seni. Tamam. Nihayet. Endam gel. Teyzesinin kuzusu üşümüş mü? Merhaba. Teşekkürler, iyi akşamlar. Ya Ayşegül bir dur, bir dur. Benim şey yapmam lazım. Tuvalete gireceğim ben. Tuvaletimi yapacağım, tuvalete gireceğim. Girme. Ayşegül abla o kadar yoldan getirdi bize. Sıkışmıştır, yazıktır. Bahçeye yapsın. Gir tuvalete ve bir an önce çık. Hadi. Teşekkürler. Teyzişko, gel biz gidelim. Gel. Gel teyzesini kuzucu. Thank you.
Vallahi alırım ben de Gülen'in abla. Sıcak sıcak şimdi içimiz ısınsın değil mi? Hemen getireyim Can abi. Getir getir. Bir çayın eksik diyor. Efendim? Hiç. Afiyet olsun abi. Can abi hava çok bozdu, kar başladı ha. Sen nasıl döneceksin? Döner o döner. Bir şey olmaz. Dönermişim ben. Bana bir şey olmazmış. Hele şu çay bir bitsin. Bakarız. Ayşegül abla. Hı. Bu eve geldi ya, bir rahatladı. Ne var ne yok koy vermiş. Ben bir altın temizleyeyim yukarıda. Tamam Gülenda. Ayşegül. Hı. Ne yaptın? Gittin mi Murat Efendi ile buluşmaya? O ne demek ya? Allah Allah. Hani bana böyle artist artist diyordun ya, Murat'la buluşmam lazım cığım diye. Ondan soruyorum. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Senin gene ayarların bozulmuş galiba. Hep bu zaten Gülendam'ın iş güzellikleri. Gelsin soracağım ben ona. Hadi çayını içtiysen git lütfen. Henüz içmedim. Bitmedi yani. Ayşegül. Hmm. Sen Murat'la evlenemezsin. O kadar. Ne? Evet. Ben sana mı soruyorum acaba? Mevzu bana sorup sormaman değil. Neymiş mevzu? Mevzu sırf bana inat olsun diye gidip sevmediğim bir adamla evlenmen. Cantekin. Hmm. Çabuk çıkıp gider misin buradan? Bak kibarca söylüyorum. Henüz çayım bitmedi. Bitti. Ya beni değil kendini düşün ya. Murat gibi bir adamla bir ömür geçer mi? Ya sen hangi sıfatla bana konuşuyorsun? Hangi sıfatla? Ayşegül bak, sen aklına her eseni yapan özgür ruhlu bir kızsın ya. Murat gibi işten pazarlıklı bir adamla evlenilir mi hiç ya? Bak vallahi de billahi de büyük bir hata yapmak üzeresin. Yapma bunu kendine. Hadi Can. Ama bak yanlış yapıyorsun gerçekten. Yürü Can. Hadi. Ya Ayşegül bak. Hadi yürü Can. Gerçekten yapma diyorum yani. Ulu!
Fırtına çıkmış Ayşegül. Nihayet. Ne olacak şimdi? Ne olacak kızım? Yani ben burada kalacağım. İşte görmüyor musun dışarıda deli gibi kar var, fırtına var, tipi var yani. Ya yok artık, ben istemiyorum seni evimde. Kızım nasıl gideyim Allah aşkına ya? Deli gibi kar yağıyor dışarıda. Allah korusun. Kaza falan yaparım. Anam! Ne oluyor? Çığ mı düştü? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Bak nasıl da uçuyor dışarısı, görüyor musun? Tipi başlamış ha, tipi. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin Allah'ım. İso'yu da yatırdım. Fırtına sesini uyanmasa bari. Aa, Can abi ne oldu? Hiç. Burada kaldım. Sen bana bir çay daha koysana. Ha, yapayım. Hadi. Bu görevi almaya hak kazanırsak... Ayşegül, izliyordum ben. Sordun mu? Ya kızım değiştirmesene, izliyordum diyorum. Can, sen mecburiyetten buradasın. Biz seni ağırlamıyoruz. Bunu unutma. Lütfen. Ayıp oluyor ama. Ya ne yapsaydım yani? Tipi de kayıp mı olsaydım? Olsaydın. Ay tövbe. Çay. İstemem, sağ ol. Ay şunlara bak, nasıl da yakışıyorlar aslında ha. Yazık olmuş bunlara valla. Bu Can abi o yalancı Elif Hanım'la bir ömür ne yapacak? Of of. Ayşegül bir sabit kalır mısın lütfen ya? Başım döndü, değiştirip durma şunu. Sana ne Can? Lütfen varlığın ve yokluğun bir olsun. Rica ederim. Haydi. Ben yatayım artık. İyi geceler. İyi geceler. Ay Gülendam, sen de burada kaldın ya. Yok hiç, ne olacak ya? Ben İso'yla kıvrılır yatarım. Siz izleyin. İyi geceler Gülendam. İyi geceler. Ayşegül. Alayım ben onu. Ya ne yapıyorsun ya? Ben biraz önce söylediklerimde ciddiydim. Ne söyledin? Ben senin söylediklerini dinlemiyorum genelde. Çok komik. Vallahi çok komiksin yani. Murat'la ilgili söylediklerimde. Hani evlenmeniz konusunda. Ayşegül bak, sen Murat'la mutlu olamazsın. Bir inat uğruna evlenme. Yakma başını. Ne inadı Can ya? Ne inadından bahsediyorsun sen? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen kendini bayağı bir önemsiyorsun. Ben bir inat uğruna başkasıyla evlenecek kadar salak mıyım ya? Ne için evleniyorsun peki? Hı? Sevdiğin için mi? Söyleyeyim mi niye evleneceğimi? Söyle. Hı. Eve hırsız girdiğinde yanımda kim vardı? Murat. Sosyal hizmetler eve geldiğinde yanımda kim vardı? Murat. Musluk bozulduğunda, eve su bastığında yanımda kim vardı Can? Murat. Yani hayatımdaki en zor zamanlarımda yanımda hep Murat vardı. Sen değil. Benim sorumun cevabı bu değil ama. Hayır. Hadi ama lütfen bak, konuşmak istiyorum seninle. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Can. Ayşegül bak, İso uyanacak sesimize şimdi. Aç kapıyı konuşalım lütfen. Ne
oturabilir miyim? Bana ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Hatta bunu gözlerinde görebiliyorum. Benden vazgeçtiğini de biliyorum. Ya, ne yapsaydım? Tamam. Haklısın. Hatta görmemek istemeni bile anlayabiliyorum. Can, ne diyeceksen de hadi. Uykum geldi. Murat'la evlenme Ayşegül. Can, çıkar mısın lütfen? Dinler misin beni? Dinlemek istemiyorum ya. Allah Allah. Ayşegül, sen Murat'la mutlu olamazsın. Nereden biliyorsun? O senin her sabah kahvene fincanın çeyreği kadar süt koyduğunu biliyor mu? En çok kiraz reçelini sevdiğini. Bilmiyor. Gözlerini böyle kocaman kocaman açıp tavana baktığında aklında mutlaka bir muzurluk geçirdiğini biliyor mu Ayşegül? Eline kalem alıp bir şeyler not ettiğinde kendinle konuştuğunu biliyor mu? Güneşli havalarda dışarı çıkmadan 50 faktör koruma sürdüğünü biliyor mu? Sabahları kalktığında ilk iş burcunu okuduğunu, ama sorsalar ben burçlardan anlamam dediğini biliyor mu? Tamam Can, yeter. Sokakta bir kedi köpek yavrusu gördüğünde dayanamayıp onu mutlaka kucağına aldığını, hatta eve getirmek istediğini biliyor mu? Ayşegül, Murat senin cüzdanının içinde annenle babanın resmini taşıdığını, hatta artık İso'nun resmini de onların yanına koyduğunu biliyor mu? Tamam Can, tamam. Hiç senin mantından yedi mi o? Kocaman. Seninle birlikte bisiklete bindi mi hiç? Seninle birlikte yüzdü mü? Hiç seninle birlikte ev temizledi mi? Hiç seninle birlikte ağız dolusu güldü mü? Seninle birlikte aynı evin içinde bir hayatı paylaştı mı Ayşegül? Paylaşmadı. Ayşegül, Murat seninle birlikte ağladı mı? Hı? Birlikte ağladınız mı hiç? Ayşegül, Murat seni tanımıyor. O sadece seni çok istiyor. Ama ben seni biliyorum. Ben seni tanıyorum. Seni çok iyi biliyorum. Sen onunla evlenirsen mutlu olamazsın. Bunu yapma kendine lütfen. Tamam Can, çık lütfen. Lütfen Ayşegül. Can, çıkar mısın? Peki.
konuşacak neyimiz kalmış? Biz çoktan bitmişiz. Hep aynı sondan gün alıp sanki ayrılmaya yemin etmişim. Ben kendimi böyle hiç sevmedim. Yalnızlıktan çırılçıplak. Oh. Ben seni hiç böyle sevmemiştim. Gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek? Diğeri uyurken. Peki ya hangimizin son sözü olacak? Diğerinin adı yapayalnız ölürken. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek? Diğeri uyurken. Peki ya hangimizin son sözü olacak? Diğerinin adı yapayalnız ölürken. Sanırım önce ben gidemem. Böyle hiç sevmedim. Yalnızlıktan çırılçıplak. Oh. Ben seni hiç böyle sevmemiştim. Gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek? Diğeri uyurken. Peki ya hangimizin son sözü olacak? Diğerinin adı yapayalnız ölürken. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek? Diğeri uyurken. Peki ya hangimizin son sözü olacak? Diğerinin adı yapayalnız ölürken. Sanırım önce ben gidemem. Sanırım önce ben gidemem. Böyle yakalanırsın işte Gülendam. Hayırdır? Nereye? Ay, Can abi. Vallahi bak istemeden oldu. Bilinçsizce, şuursuzca, yoksa ben bırakır mıyım bu ikisini? Gülendam, hiçbir yere gidemezsin. Düşünme. Bir dur. Şimdi de Murat Bey kızacak. Şimdi Murat Bey kızacak. Murat Bey kim ya? Murat Bey kim? Kim Gülendam? Kim o? Yürü. Ayşegül, hani şu İso'yu görme konusunu belirli kurallara bağlayacaktınız. Ona İso'yu görme konusu denmez öyle ruhsuz ruhsuz. İso benim de oğlum. Görmek için de kurala falan ihtiyacım yok. Söylesene Ayşegül. Bir saniye.
Benim güzel oğlum. Can. Hı? Gel bir konuşalım seninle. Gülen'i de alsana İso'yu. Ne konuşacağız ki? Gel, konuşacağız. Hemen geliyorum. Neyi ne yapıyorum ya? İso'yu görmeye geldim. İso'yu görüyorum. Bu kadar. Peki. O zaman şöyle söyleyeyim. Lütfen artık düş yakamdan. Tamam mı? O ne demek ya? Şu demek. Yani böyle kafana estiği gibi gelip gidemezsin buraya ya. Benim de özel bir hayatım var. Şöyle yapalım. İso'yu artık hafta sonları gör. Tamam mı? Oh ne güzel ya. Vallahi Allah razı olsun yani. Zaten buralara kadar gelip böyle bir saat çocuğu görüp gitmekten ne çocuk bir şey anlıyor ne ben bir şey anlıyorum. Tamam o zaman şöyle yapalım. Hı. Götürürsün o zaman evinize, tamam mı? Gülendam da gelir. Tamam, olur. İyi. İyi. Anlaştık mı? Anlaştık. Hem zaten Elif'e de iyi olur İso'yla uğraşmak. Yani doğurduğu zaman böyle daha tecrübeli bir anne olacak Elif de. Ne güzel işte. İnşallah doğar da Elif de tecrübeli bir anne olur. Gel gel gel. Bu işte o. Ne yaptınız Ayşegül? Halledebildiniz mi? Hı, hallettik. Can artık hafta sonları kendi evinde görecek İso'yu. Ya. Bugünden itibaren mi mesela? Nasıl? Bugün hafta sonu ya. İso'yu mu almaya gelmiş diyorum Can. Aa! Doğru. Murat doğru söylüyor. O zaman al sen İso'yu. Hafta sonu ya bugün. Herife bak ya. Açığı yakaladı hemen. Bugün hafta sonu diyor. Allah'ın cezası. Efendim Can? Bana mı söyledin? Ben sana ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim ben sana? İyi madem. Bugün hafta sonu. Ben alıp İso'yu gideyim bari bize. Evet evet. Al sen İso'yu götür. Gülendam, Can abine yardım etsene. İso'yu hazırla, çantasını ver. İyi yolculuklar. Tamam ablam. Gülendam, bak senin de bir planın programı falan bir şeyin varsa söyle bileyim. Yok Can abi, benim ne planım olacak? Ne bileyim yani, görmüyor musun Ayşegül ablanı? Sevgililer günü, mevgililer günü hiçbir şey boş geçmiyor maşallah. Bir sen eksiktin, sen de geldin, tam oldu yani. Yok. Bunun hala dünyadan haberi yok. Saf saf bakıyor hala. Allah'ım ya. İso. Kuzucuğum. Teyzeciğim. Handan Hanım. Tuna Kiremitçi burada. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Bence şoka girdi.
Evet, sana büyük bir sürprizim var demiştim. Tuna Kiremitçi burada ve seni bekliyor Ayşegül. Merhaba, Ayşegül ben. Evet, biliyorum Handan çok bahsetti sizde. Hadi ya. Ayşegül, kim ki bu? Tuna Kiremitçi Murat. Tuna Kiremitçi. Ha. Yazar yazar. Bayağı bir yazar yani. Her şeyi yazıyor. Ayşegül'le de yazacaklarmış. Ne yazacaklarsa. Tuna Bey, ben sizin inanılmaz hayranınızım ya. Öyle böyle değil. Hayran mı? Handan beyefendi kim? O da mı oyuncu? Şimdi şuradaki. Yok, ben Ayşegül'ün nişanlısıyım. Meslek olarak mı? Oo, adam fena yazdı. Ayşegül, Tuna, hadi hep birlikte bir toplantı odasına gidelim, işimizin başına koyulalım. Hadi canım. Gezem, aynen. Sen nereye Can? Handan, beni de o toplantıya almazsan eğer, anlaşmayı falan unut. Dizi yok, film yok, hiçbir şey yok. Tuna, ben şöyle düşündüm. Can da bize katılsın. O da sanatçı sonuçta. Hep birlikte biraz beyin fırtınası yaparız. Öyle değil mi? Hadi hep birlikte gidelim. Tabii canım, süper olur. Tamam, ben de İso'yu alıp geliyorum o zaman. Tamam. Şşş. Hop hop. Duymadın mı, sanatçılar dedi. Biz yani sanatçılar. Senin meslek nişanlılık ya. Sen kal burada. Can, sen yine kışınıyorsun ha. Ben Murat'ın fikirlerini de duymak isterim. O da gelsin. Ay buyurun, hadi hepiniz gelin, hadi. Daha önce de söylediğim gibi, yani okuyabildiğim kadarıyla gördüm ki giriş bölümü gayet güzel. Gerçekten mi? Yani giriş bölümü çok iyi. Çok iyi değil, güzel. Tamam. Gayet güzel ama ne oluyor biliyor musun? Böyle sayfalar ilerledikçe böyle bir monotonlaşıyor olay. Yani şöyle anlatayım, o baştaki aşk dolu, tutkulu böyle alev alev kadın gidiyor. Onun yerine kendi kendine konuşan bir garip bir kadın geliyor. Ya bence Ayşegül, sen bu aşk olayını çok daha tutkulu, çok daha güçlü, çok daha yüksek anlatabilirsin. O nasıl olacak Tuna Bey? Ne nasıl olacak? Böyle o aşk olayını çok daha tutkulu, böyle çok daha yüksek, çok daha böyle yaşamak. Ayşegül yapamaz ki öyle şeyler. Allah Allah, niye yapamıyormuşum? Ayşegül, bu nasıl bir çalışma? Ne diyor bu adam ya? Murat, lütfen düzgün konuşur musun? Bu adam ne demek? Devam edebilir miyiz artık? Tabii tabii, tabii Tuna Bey. Şimdi Ayşegül, aşkı düşün. Aşık olduğun adamı düşün. Düşündün mü? Düşünüyorum. Güzel. Şimdi onun sesini düşün. Ayşegül, çabuk yemek yap bana, çabuk. Düşündüm. Şimdi onun sana dokunuşunu düşün. Pardon? Sizden bahsediyor. Nişanlısı değil misiniz? Yok artık ya. Allah Allah. Ayşegül niye buna dokunsun ki? Bu ne biçim anlatma ya? Böyle bir tarz yok yani, de ona dokunmalı mokunmalı. Can, sus. Handancığım, bu hakikaten nasıl bir çalışma tarzı? Gözünü seveyim ya. Ya bu adamlar buradayken ben işin duygusuna giremiyorum ki. Şimdi Tunacığım... Hayır yani, siz nasıl bir duyguya gireceksiniz ki, onu anlamadım ben. Nasıl bir şekilde giriş yapmak istiyorsunuz o duygulara? Bunu ben anlamadım. Siz tarzınız güzel değil bir kere yani. Ne var ya? Giremiyorum çünkü kabasınız. Biz? Evet. Kelimeleriniz kaba. Koyrat, kekre, hodbin. Ne bi? Allah'ım sen aklıma ait ol. Cansız! Tuna Bey, pardon da siz ne demeye çalışıyorsunuz? Murat, sen de susar mısın lütfen? Yok Handancığım, ben bu şekilde buna devam edemeyeceğim. Çünkü şu anda biz burada ayrı dillerden konuşuyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Ya şimdi Tuna Bey, yani siz öyle diyorsunuz ama... Bakın, benim ortaokuldayken falan var ya, edebiyat bilgim acayip iyiydi yani. Bir acayip almış başımı, yürüyüp gidiyorum. İyiydi yani edebiyatım benim, değil mi lan? Yani bakın, buna hiçbir şey anlatamazsınız. Anlamaz çünkü bu. Ona anlatmayı denemeyin, uğraşmayın. Ama biz, ya biz sizinle böyle aynı dili konuşuyoruz bence. Yani üç aşağı beş yukarı. Ben
Ya hissiyatım bu şekilde benim yani. Konuşabiliriz sizinle. Can. Hı. Bak sen yine kaşınıyorsun. Neyi kaşınıyorum ya? İndir o elini bir kere. Sen Allah ne anlarsın? Allah. Ne olacak? Bir dakika ya, bir dakika. Sen ne anlarsın ki kitabı? La Fontaine okumuşsundur sen en son be. Handancığım, Handancığım. Ben artık kalkıyorum çünkü daha fazla sürdüremeyeceğim. Burada olay çirkinleşmeye başladı. Tuna Bey lütfen. Daha yeni başlamıştık. Ya ne yaptınız ya? Koskoca yazarı kaçırdılar. Size başarılar. Ben çıkıp biraz hava alsam. Ben şey yap ya, daha yeni geldin. Niye böyle yapıyorsun? Azıcık daha şey yapsaydık, çalışsaydık. Bize özel, benim odama çıksaydın. Yok vallahi siz hiç bu güzel ortamı benim için bozmayın. Ben giderim, siz aynen devam edin. Tuna Bey. Kolay gelsin. Seni ya. Okay. Tebrik ediyorum ya. Gerçekten ikinize de bravo yani. Her şeyi mahvettiniz, mahvettiniz. Tebrik ediyorum. Ayşegül hadi kalk yürü gidiyoruz. Sen bunları çekmek zorunda değilsin. Ben her şeyi ayarlayacağım. İstediğin yayın evinden, istediğin kitabı çıkartacağız. Hadi yürü. Yeter ya, yeter. Yeter, biri konuşturtmaz. Biri kitabını basayım der. Bu ne? Ben bir şey istiyor muyum sizden? Öyle bir halim mi var? Rezillik çıktı ya. Dur, İso'yu bana ver. Sakın gelme. Sakın. Gelme diyor, gelme. Sakın gelme diyor. Allah Allah, senin ne işin var burada be? Ben İso'yu görmeye geldim. Sus be, sus. Uyuz. Bağırma. Ne oluyor be? Ana! Bu herifin ne işi var burada be? Ya sen bir sussana be. Uzasana sen buradan. Git, git. Yapma ya. İstiyorsan sen git. Allah Allah. Hem sen neden böyle kapı önlerinde bekliyorsun elinde çiçekle? He? Nişanlına güvenmiyor musun yoksa? Oğlum ben Ayşegül'e sonuna kadar güveniyorum. Ben oturma deden herife güvenmiyorum. Ha. Ben hem Tuna'ya güvenmiyorum hem sana güvenmiyorum. Ne olacak? Oğlum bir sus lan, sus. Kes sesimi. Allah Allah. Kes sesimi. Kahvelerde geldi. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Ya çekilsene ya, kapılıyorsun camı, göremiyorum içeriye. Bir sus lan, Allah kahretsin, bir sus, kız duyacak. Tamam sus. Okuduğum kadarıyla yazdıklarını beğendim. Ay. Ama. Ama? Ama nasıl desem böyle biraz çiğ buldum. Çiğ mi? Evet ama bu moralini bozmana değecek bir şey değil. Çünkü geliştirilebilir şeyler. Beraber çalışarak çözebiliriz. Çekilsene be, çekil. Göremiyorum. Ben sanki çok iyi görüyorum. Herife bak be. Şimdi nasıl desem karakterim biraz böyle tek boyutlu yani kapalı. Mesela iki adam arasında kalıyor ya bütün hikaye boyunca. Mesela hangisini seviyor hangisini sevmiyor ben anlamadım. Şimdi şöyle Tuna Bey. Benim karakterim biraz salak. Hayır, karakterlerin hakkında asla böyle konuşmamalısın. Bu tane elliyor böyle, niye dudağını elliyor ki zaten? Git lan! Sen bağırma, dudağını elliyor baksana! Çünkü onlar çok değerli,
çok kıymetli. Sen onlara inanacaksın, onları seveceksin ki okuyucun da aynı şeyi yapsın, değil mi? Doğru söylüyorsunuz ya. Ya. Aynen. Benim pek anlaşılmıyor değil mi? Ama aslında şöyle Tuna Bey, benim karakterimin kime aşık olduğu belli ama kimle olacağını seçemiyor mu desek yani, öyle bir şey. Zaten aşk dediğinde ki Ayşegül, bir sarhoşluk halidir. Aşk sarhoşluğunun sabahı korkutucudur asıl. Evet. Karakterin aradığı mutluluk mu yoksa aşk mı? Önce bu seçimi yapmalısın. Elleşiyor mu? Elliyor kızım. Ben bu herife dalacağım. Dalıyorum ben. Nereye be? Sen düşmez o. Ben dalarım. Yani aşksız ama mutlu bir hayat mı? Yoksa tutkuyla ve aşkla dolu ama mutsuz bir hayat mı? İşte bütün mesele. Senin kitabının kahramanı da ancak bu seçimi yaptıktan sonra hayatına devam edebilir. Aynen. Evet. Lan dur, ben duracağım. Sesler ne ya? Ne hakikaten? Bir saniye Tuna Bey. Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Muratçım ya, bu aralar Galatasaray bayağı bir kötü gidiyor. Durum ne olacak sence? Vallahi Cancığım, hep beraber göreceğiz dik uzun. Ha, Burak'ı da sattılar değil mi bunlar? Evet evet, bu Çinliler var ya, bizim Türk futbolculara taktik etti ya. Ne olur şey değil. Bu arada Eto da bitmemiş. Eto bitmemiş, ben de biliyorum. Evet. Ay ne Eto'su, ne bitmemiş, ne diyorsunuz siz ya? Ne saçmalıyorsunuz siz? İçeriği mi gözetliyorsunuz? Yok. Ben sana ne dedim? Ne dedin bana? Sen beni ittin, çarptın lan beni. Can! Efendim? Ben vallahi İso'yu görmeye geldim. Bu saatte? Bu saatte. Bu saatte İso'yu görmeye geldin. Hı? Ay çocuk uyuyor Can! Aa! Ay, duydun mu? Bu saatte İso uyumuş ya. Hay Allah ya. Keratanın da hep böyle işe yarayacağı zamanlarda uyuyası geliyor. Bak sen ya. Sen Murat? Ben şimdi geldim, tamamen tesadüf. Hiçbir alakam yok yoksa. Hiç yani. Murat! Hani bana güveniyordun? Hani işime saygı duyuyordun ya? Gözetlemek nedir? Anlaşıldı. Ayşegül, biz bu akşam çalışamayacağız belli. Ben gideyim. Ama sen bak, yazmaya devam et. Aha. Sakın vazgeçme, bu işi bırakma çünkü yapabilirsin, tamam mı? Hı-hı. Haydi eyvallah, görüşürüz. Tuna Bey, betimlemeler? Betimlemeleri de artık sonra konuşuruz. Bir dahaki sefere. Haydi. İyi akşamlar. Ayşegül. Hı. Ben sana betimlemeleri anlatabilirim, biliyor musun? Benim ortaokuldayken edebiyatım bayağı bir iyiydi. Daha önce bahsetmiş miydim bundan? Cansız! Tamam. Ayşegül, ben sana sonuna kadar güveniyorum. Her zaman güvendim, güvenmez olur muyum? Hep güveniyorum. Ya aşırı güvenden gelip beni burada gözetliyorsun yani, öyle mi? Murat, sana bir şey söyleyeceğim. Bence biz bu evlilik işini erteleyelim, tamam mı? Oh. Oley be. Neden? Niye yani? Nedeni mi var ya? Ben hazır değilim. Ben alışık değilim böyle şeylere ya. Bu ne? Rezil ettiniz beni. Hadi geçmiş olsun. Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül, aç bir konuşalım Ayşegül! Açmaz. Hayatta açmaz. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Gir içeri, gir. Hamilelik oyununuz devam ediyor. Can nerede? He? Gelir şimdi Can, geç içeri konuşacağız. Ne konuşacağız ya? Can nerede diyorum, burada demiştiniz. Gelir şimdi, merak etme, geç sen, geç. Geç. Medya Hanım, ne oluyor ya? Ne bekliyoruz burada, ne oluyor? Can nerede? Hah, beklediğin geldi işte. Elif, ne oluyor burada? Thank you.
misin? Ayşegül ne oluyor? Elif! Can, Elif'le Ayşegül kavga etti. Ayşegül üzerine yürüyüp ittirince Elif yere düştü. Ne? Yok artık! Siz ne çeviriyorsunuz burada ya? Can, tam zamanında geldin ya bebeğe bir şey olursa. Merak etmesin. Can, yalan söylüyorlar. Ben öyle bir şey yapmadım. Ayşegül sırası değil şimdi. Can! Can, yalan söylüyorlar. Elif o hamile bile değil. Ayşegül çekil. Ya Can! Ayşegül çekil dedim. Evladım koş, çabuk yetiştir Elif. Can! Can! Tamam, yardım etsene. Can! 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 Can dur! Can! Can dur! Ya Ayşegül ne var? Can, bebek falan yok! Kandırıyorlar seni! Sen hala ne saçmalık duruyorsun? Kız canıyla uğraşıyor, görmüyor musun? Ya sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Hem kıza düşük yaptır hem iftira et. Yürü git be! Can! 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 Yok öyle bir şey! Bebek falan yok! Yok! Can! Yok diyorum, dinle. Can! Can, dinle! Bunun böyle bitmesine izin vermeyeceğim! Vermeyeceğim! Hadi! Özeltekin Hastanesi'ni biliyor musunuz? Biliyorum abla. Oraya gideceğiz hemen yalnız. Çok acelemiz var, tamam mı? Hayırdır abla? Hastan mı var? Evet, iki tane akıl hastan var. Can! Can! Şu anda beni dinlemek zorundasın lütfen, tamam mı? Ayşegül sonra konuşalım, gerçekten sırası değil. Can, şu anda tam sırası, tam! Ya sen ne yüzsüz bir şeysin ya! Senin ne işin var hala burada? Bırak artık oğlumun yakasını! Anne bir dakika izin ver. Ayşegül ne anlatacaksan çabuk anlat lütfen. Can, yalan söylüyorlar, inan bana, yalan söylüyorlar! Bak hala utanmadan konuşuyor ya! Can Bey! Can Bey! Başlayalım bir saniye. Can Bey! Maalesef bebeği kaybettik. Ya Can! Yalan söylüyorlar diyorum ya! Yalan! Hanım sizi bekliyor. Buyurun. Can, yalan söylüyorlar. Aa, beni dinle. Ailesinin sonu sürüyemeyecek. Güvenlik. Alın şu kızı, atın dışarı hemen. Ne oluyor burada? Medya Hanım. Bu iş böyle kalmayacak. Efendim? Bu iş böyle kalmayacak. Görüşürüz bakalım. Hodri meydan. Ne duruyorsunuz be? Atın şunu hemen hastaneye. Ya bırakın beni. Yürü be. Ya bırakın diyorum. Lütfen hanımefendi. Ya bırakın mısınız lütfen? Ne yapıyorsun siz? Ne yapıyorsun? Bıraksana kızı. Ne yapıyorsun? Bu kızın kınına zarar gelirse hepinizi gebertir. Gebertirim. Arkadaşlar bir sorun yok hadi. Herkes işin başına. Daha fazla yaptığımı düşünüyorsun yani, öyle mi? Sizi gözümle gördüm Ayşegül. Ne gördün Can? Ne gördün? Yerde yatan bir Elif ve hiçbir şey anlamayan bir Ayşegül. Ayşegül, inan bana, şu an en çok sana inanmak istiyorum ben. Ama ben de çocuğumu kaybettim. Anlamaya çalış beni. Çıldıracağım. Can, ortada bebek falan yok. Bebek falan yok. Bu yalanı söyleyecek kadar çok mu seviyorsun sen beni? Ne
Can, sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Elif seni öyle zehirlemiş ki. Yani ben seni şu anda ne desem inandıramam. Sen Elif'i kötülemek için mi geldin? Sen niye geldin buraya? Elif'i ne pahasına olursa olsun savunmak için mi? Ayşegül o benim karım. Ve daha yeni bebeğini kaybetti. Sen nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Karım. Şubat'a gün alalım. Gidiyorum ben. Ben hazırım. Hoşça kal. Ayşegül. Biraz yeşilli her yer benim evimdir. Taşırım dünyayı sırtımda. Her dil benim dilimdir. Ama söylenecek söz yok. Ayşegül bak, hiçbir şey söyleme, beni dinle lütfen, olur mu? Senden her şey için çok özür dilerim. Seni dinlemediğim için, sana inanmadığım için çok özür dilerim. Gerçekten, gerçekten kendimde değildim Ayşegül. Çok özür dilerim. Ayşegül bak, Elif'i terk ettim. En kısa zamanda boşanma davası açacağım. Duyuyor musun beni? Boşanıyorum ben. Ayşegül. Ayşegül bak, aynı hataları tekrarlamayacağım. Sana söz veriyorum. Murat'la sakın gidip evleneyim deme, lütfen.
Aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Her şeyi düzelteceğim. Ayşegül, bu sefer ben seni kaybetmeyeceğim. Ayşegül, lütfen bir şey söyle. Ayşegül. Boşanmam lazım. Benim bir an önce gidip Elif'le konuşup bu kabustan uyanmam lazım. Konuşmamız lazım, çok önemli. Girebilir miyim? Ay Can, girdin zaten. Ayrıca yavaş, İsa uyanacak ya. Ne oluyor? Tamam tamam, uyuyor muydu, kusura bakma. Ayşegül bak, konuşmamız lazım. Oturup konuşalım. Can, benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, tamam mı? Ya bana bak, istiyorsan beni kov ama önce dinle. Hayır, dinlemeden kovuyorum, tamam mı? Çıkar mısın? Çıkamam. Ya çık! Ya bağırma, sana İsa'yı uyandıracaksın. Şşt! Bana bak, Murat her şeyi biliyormuş. Biliyor tabii. Sen hariç. Herkes her şeyi biliyor zaten Can. O ne demek ya? Uf, diyorum ki Murat da benimle beraber şahit oldu zaten bu hamilelik mevzusuna. Şahit oldu öyle mi? Ya kızım, birlikte planlamışlar Elif'le bu hamilelik yalanını. Kulaklarımla duydum. Ne? Evet. En başından beri o Prens Murat var ya, seni kandırıyormuş. Elif de beni kandırıyormuş. Birlikte planlamışlar. Sana inanmıyorum. Ayşegül, ne demek inanmıyorum ya? İnanmak zorundasın. Kulaklarımla duydum diyorum. Nasıl inanmazsın bana? Senin bana inanmadığın gibi ben de sana inanmıyorum, tamam mı? Ayşegül bak, yalvarırım, bunu inat meselesi haline getirme. Murat senin sandığın gibi biri değil. En başından beri işbirliği yapmışlar Elif'le. Gerçekten. Can, biraz fazla ileri gitmiyor musun? Murat benim yakında kocam olacak. Kısa bir süre sonra evleniyoruz ya. Ne oluyor? Daha iyi bir yalan bulamadın mı bizi ayırmak için? Hadi Can, fazla uzadı bu iş. Lütfen çıkar mısın? Demek kime inanacağını seçtin Ayşegül. Peki. Aynı senin gibi Can. Aynı senin gibi. Gerçek yüzünü göstereceğim. Ayşegül! Ayşegül, kapıyı aç. Aç kapıyı Ayşegül! Ayşegül! Bu ne yapıyor gene burada ya? Ya.
Ayşegül. Aç, aç. Gece ne oluyor ya? Hadi aç kapıyı. Can yavaş, ne oluyor ya? Yavaş mavaş olamam Ayşegül. Sana şimdi çok önemli bir şey dinleteceğim, dur. Ne dinletmesi Can? Murat'ın gerçek iç yüzünü şimdi kendi kulaklarına duyacaksın. Ben sana bu herifin yalanını ortaya çıkaracağım, dedim mi demedim mi? Dedim, dedim. Göreceksin şimdi. Bak dinleteceğim, göreceksin. Nerede? Heh, buldum. Ne oluyor lan? Şarjı bitti. Ayşegül şarjı bitti, şarj bitti. Ben, ay ben senin gibi şarjın. Can geçer misin bu numaralı? Lütfen çıkar mısın? Ayşegül şarjın nerede? Ya Can ne şarjı marjı? Yok şarj marjı hadi. Lütfen çıkar mısın lütfen? Ayşegül bak dinlemek zorundasın beni gerçekten. Ayşegül ama dinle beni lütfen. Senin beni dinlediğin gibi mi? Bak Can. Murat'la evlenmemi istemiyorsun biliyorum. Ama ben yarın Murat'la evleniyorum, tamam mı? Senin yapacağın hiçbir şey benim fikrimi değiştiremez. Sen ve ben bitti. Biz bittik. Bizim hikayemiz bitti, tamam mı? Bir daha bu eve gelme. Kahretsin. Dur ya. Belki şarj edip mesaj atarsam okur. Ya yine inanmazsın. Bunu göze alamazsın canım. Ne yapacağımı biliyorum ben Ayşegül. Bana başka çare bırakmadın. Bunu sen istedin. Hadi aslanım benim. Bu ne? Eyvah, kapılar kapalı galiba. Kapalı. Nasıl girecek bu çocuk oraya ya? Hadi be Gülendam ya. Can abi geç. Ah Gülendam, aferin kız. Oldu iş. Neredesin be kızım ya? Can abi, oradan Can abi. Gülendam, bir bağırmadan konuş ya, Allah Allah. Bağırma. Ben stresle ne yaptığımı biliyor musun ya? Gülendam, bağırma. Sesini kız. Gelin odası nerede, beni oraya götür. Tamam, hadi gel. Hadi gir. Çabuk çabuk çabuk. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Murat gel bakayım, göstereceğim sana. Sonra görüşürüz, oldu mu? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii ki. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. Hadi buyurun arkadaşlar. Baştaki bak, üçüncü. Tamam, hanım içeride mi? He, içeride. Sen git onu da al, dışarı çıkar, tamam mı? Biz yalnız kalalım. He, tamam. Hadi. Ayşegül, benim adımı hemen ayak tabanının altına yaz, olur mu? Çünkü en önce orası siliniyormuş. Bir de senden ricam teyze. Ay, Handan Hanım yeter artık. Handan Hanım. Murat Bey seni sordu. Murat, beni. Niye? Ya ben de anlamadım, bir şey danışacak Hürol. Sıkıntı çıktı. Ben onu çözeyim diye şey yaptı Murat Bey. Ben gideyim o sıkıntıyı çözeyim. Nerede bu Murat Bey? Gülenden... Ben size hemen yerini şey edeyim Murat Bey. Gel sen göster bana. Ah! İso. İso'yu alayım, mamasını da yediririm. Gülendam ne oluyor? Olsun. Haydi. Allah. Yeni dur. Ya ben artık senin sesini duymak istemiyorum.
Ayşegül buradayım. Can! Evet Can. Senin ne işin var burada? Şişt, yavaş yavaş yavaş. Seni almaya geldim. Beni almaya mı? Aha, seni kaçırmaya geldim hadi. Nasıl ya? Ne? Ne kaçırması Can? Hem benim seninle geleceğimi nereden biliyorsun? Vay Allah, ne yapıyor bunlar bu kadar zamandır ya? Nerede kaldılar? Can'dan öleceğim ya. Arayayım mı Can Bey, İsmail Bey? Yok canım, bu aramakla olmaz. Ben gideyim bir bakayım diyorum ama kapılar kapalı. Ha? Bir görevli geldi. Kapıyı aralık bıraktı. Ben içeri sızıyorum. Ayşegül, çok geç olmadan gidelim hadi. Hadi lütfen. Merak ettim kızım, siz hala ne yapıyorsunuz burada? Bekliyoruz. Niye uzadı bu iş bu kadar? Ha, gelin şimdi, az sabır dedem. Geliyor. Ha? Ha, tamam hadi biz gidelim arabaya. Bekliyor araba. Ayşegül abla nerede? Gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Gelmiyor ne demek ya? Gelmiyor işte anda. Benimle gelmek istemiyormuş. E biz boşuna mı yaptık bu kadar organizasyonu? Handan ne yapsaydım? Senin gönlüne göre olsun diye omzuma atıp kaçırsa mıydım kızı? Zaten benim bildiğim kız kaçırma konsepti bu. He. Oğlum boş ver. Her şeyde bir hayır vardır. Gel, gel biz gidelim. Kızım siz de Ayşegül'ün yanına gidin. Tamam. Dedim. Gel aslan. Gel yavrum. Ha, bitti yani bu kadar. Ne bileyim. Hay ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ama. Seni kaçırmaya geldim hadi. Ayşegül çok geç olmadan gidelim hadi. Hadi lütfen. Hadi. Ablam. Ah Ayşegül ya. İyi misin? Çok iyiyim. Bak ama makyajın akıyor böyle boncuk boncuk ya. Teşekkür ederim. Dairemize daha önce... Bir planım var dede. Ne? İncelenmiş bu. Evlenmeliyiz. Çekmekiz de şahitler. Şimdi öğreneceğim. Ayşegül burada kal, tamam mı? Bir an sen yanımdasın. Saçlarında tadımdasın. Sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı? Beni benden aldı. Ya bir açıklama yaptın bana ya. Biter. Ayşegül.
tutuyor beni. Tamam kızım, her şeyi anlatacağım. Ne? Hadi Can, hadi Can. Neden? Hadi geri. Hadi kızım. Çabuk ol, çabuk ol. Ne var? Ne var? Devam et. Çabuk. Dudaklarım çekti, avucuna düşürdüm. Ya gidince görürsün. Ya dede ne oluyor? Adam kaçırmak denir buna ya. Kızım bana bak. Sakın ha dedeme yükleneyim deme. Çünkü o da çok iyi biliyor Murat denen herifin ne mal olduğunu. Ya dede ne yapmış Murat söyler misin? Ay düğünümden kaçırdınız beni farkında mısın? Yavrucuğum evladım. Bak Can sana her şeyi teferruatıyla anlatacak. Biraz sabret güzelim benim. Anlat o zaman. Ya Allah Allah biraz sabır ama ha. Ya senin bir şey bildiğin de yok tamam mı? Bir şey anlatmayacaksın. Ay vallahi çıldıracağım. Ya inmek istiyorum ben ya. İnmek istiyorum. Bakın şoför bey. Vallahi bak güzel kardeşim sana söyleyeyim. Dedem zengin bu ünlü bunlar yırtarsan yandın ama. Söyleyeyim. Yürü. Ya. Ayşe yapma. Ya Hasan çabuk kilitle şu camları. Çabuk. İmdat. Ya kızım bağırmasana yap. İmdat. Ayşegül bağırma ineceğiz birazdan geldik zaten. Ayşegül gene ısırdın ya, ısırma sana. İmdat. Bağırma. Ne yapıyorsun sen ya? Anlarsın şimdi. Aa dayı. Can. Efendim. Ne yapıyorsun diyorum. Bekle. Dayı her şey tamam değil mi? Her şey hazır merak etme. Eyvallah. Kızım açsana şu kapıyı. Açmayacağım. Ya Ayşegül inat etme hadi. Aç şu kapıyı. Yok ya. Gelmeyeceğim ya. Tamam sen bilirsin. Hadi bakalım. Hadi Ayşegül hadi. Gelmeyeceğim. Ya Ayşegül insene. İnmeyeceğim. İnmeyeceğim. Ya bırak. Ya. İnatçı gelmiyor. Hasan dayı ne oluyor ya? Ya zorlama böyle... oğlum. Ya binmeyeceğim ya. Ya Ayşegül. İnatçı kunduz. Ya. Ya. Can acaba vaz mı geçsek? Hayda. Heh, Hasan dayı tam sırası değil mi şimdi bunu söylemenin? Ya of. Ya Can. Ne var? Ya nereye gidiyoruz? Anca niye gidiyoruz ya? Kızım anlayacaksın. Anlatacağım ben sana her şeyi ya. Lütfen inat etme. Bin şu tekneye. Hadi güzel güzel. Hadi. Ya, ya dayı sen de bir şey söylesene kıza. Gel kızım gel. Korkma gel. Ya yürü. Ya. 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 Çık ya. Be. Ya. Aa! Kunduz. Ya. Niye ısırıyorsun ya? Yürüsene. Niye misin lan? Ya dayı. De, dayı dayı ha yürü. Tayfun. Çöz onun halatları. Koş 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 koş. Dayı. Ha? Bu değil mi? He o. Hadi oğlum hadi. Koş hadi koş koş. Ayşegül. Ne? Hadi şunu üstüne al da üşüme. İstemiyorum Can. Ya kızım inat etmesene bir şey de Allah Allah. Giy şunu üşüme diye söylüyorum. Hadi çok soğuk burası. Ya istemiyorum Allah Allah. İstemiyorum. Ayşegül inat etme giy şunu. Hadi. İnatçı. Buna bile inat ediyorsun ya. Hayret bir şeysin ha. Yavaş. Tamam yavaş sok kolunu. Aferin sana. Dur aman Doğan'ı da çıkartalım. Yavaş. Tamam yavaş. At. Tamam. 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 Ayşegül, şimdi sana bir şey dinleteceğim tamam mı? Hazır mısın Murat'ın gerçek iç yüzünü öğrenmeye? Ay istemiyorum Can. Hiçbir şey duymak istemiyorum, öğrenmek istemiyorum. Tek bildiğim şey karaya ayağın bastığı an seni polise vermek. Ben şimdi sana bunu bir dinleteyim. Gör bak bakalım beni polise mi veriyorsun yoksa seni kurtardığım için bana dua mı ediyorsun? Dur bakalım. Ya istemiyorum Can. Kızım bir elin kolun rahat dursun ya. Telefon düşürüyorduk az da aşağı. Anlaşıldı sen gel bakayım öyle. Ya istemiyorum ya. Gel. Yalanını itiraf ediyorsun yani öyle mi? Evet. Ama ben bunu aşık olduğum kadını senden korumak için yaptım.
Ve sen ne yaparsan yap, nasıl davranırsan davran, bunu değiştiremeyeceksin. Bu kadın yarın benim karım olacak Can. Ve sen artık hayatımızda sadece gereksiz bir detaysın. Ya sen hiç mi korkmuyorsun Allah aşkına? Hiç mi korkmuyorsun yani gidip her şeyi Ayşegül'e anlatmamdan hiç korkmuyorsun? Öyle mi? Artık senin ne dediğinin bir önemi yok Can. Ayşegül beni seçti. Beni. Ha, bu arada benim söylediklerimi ispat edemeyeceğine göre. Değil mi? Tekrar dinlemek ister misin? Hayır. İnanamıyorum ya. Şaka gibi. İşte Ayşegül, şimdi sen de artık gerçekleri öğrendin. Elif beni kandırırken aynı şekilde Murat da seni kandırdı. Ne dememi istiyorsun Can? Sana teşekkür mü edeyim yani? Yani fena olmazdı tabii. Ayşegül, seni bu dünyada gerçekten seven kişi benim. Senin kılına zarar gelse ben aklımı yitirecek gibi oluyorum. Bunu ne zaman anlayacaksın? Bu dünyada senin için her şeyi yapabilecek, her şeyi yapmaya göze alabilecek tek kişi benim. Ben sana kıyamıyorum. Ben senin gözünden akan tek damla yaşa kıyamıyorum. Ben senin ağlamana, üzülmene kıyamıyorum. Ne güzel konuşuyorsun Can. Ya az kalsın birazdan duygulanacağım. Ya bilmiyorum farkında mısın ama sen beni kaçırdın. Yapmasaydım da evlense miydin? İstiyorsan dönelim evlen. Ya sen niye bana bunu doğru düzgün anlatmıyorsun canım? İlla bu raddeye gelmemiz mi gerek? Ben anlatmıyorum. Kızım kaç kere denedim söylemeyi. Ya kaç kere kapına geldim seni söylemek için ama sen ne yaptın? Beni sürekli attın, sürekli kovdun. Kovmadın mı? Devamlı beni kovdun. Çünkü sen abuk subuk işler peşindesin canım. Ben nereden bileyim senin doğru konuştuğunu? Ne konuştuğun belli değil. Benimle konuştuğun belli değil öyle mi? Ben abuk subuk şeyler yapıyorum öyle mi? Kızım ben senin için neler yaptım ben? Neler yaptım? Yapmadım mı? Yaptım. Ben senin için neler yaptım? Yapmadım mı? Yapma ya, neler yaptım be? Gidip adamla evleniyordun ya. Seni bıraksaydım gidip adamla evlenmiş olacaktın şimdi. Ya en azından ben evlenmeye kalktım. Sen ne yaptın? Evlendin. Elif'le evlisin üstüne beni kaçırdın. Ortalık karıştı. Kalbime karışık. Ya dayı, bizim daha ne kadar yolumuz kaldı? Bitmiyor mu bu yol? Daha çok var Can, çok. İyi. Dayı çay. Git gönlünü al. Çay ister misin? Ayşegül, özür dilerim. Farkındayım, sesimi çok yükselttim. Ne yapayım, bazen ben de tepkilerimi kontrol edemiyorum işte. Ama sen de beni anlamaya çalış. Ben de bir sürü şey yaşadım. Bir sürü şeye inandım. Benim için de çok zor. Ya tamam, anlıyorum. Senin yaşadıkların da şu an çok zor gerçekten ama... Can, burada konu sen değilsin canım. Ay niye sen sürekli benim her şeyime karışıyorsun, her yerden çıkıyorsun ya? Tabii. Doğru söylüyorsun, benim sana karışmaya falan hakkım yok.
Her şeyi öğrendikten sonra Murat'la ilgili vereceğin karar da sana ait. Telefonunu verir misin? Ne yapacak? Ay Can, benimki düğünde kaldı. Verir misin şu telefonunu? Veremem. Kimi arayacaksın? Ay versene canım. Aa, ver. İsmail amca, ben gördüm seni. Sen de oradaydın. Çıldıracağım şimdi ya. Ne gördün oğlum? Neyi gördün? Murat Bey, Ayşegül Hanım'ın kendi rızasıyla gitme ihtimali yok mu? Yok, yok diyorum size. Kızı sırtlayıp götürdü. Öyle bir şey olmadı. Uyduruyor. Mekanın kamera kayıtlarını istedik. Heh. Ama arızalıymış. Hiçbir görüntüye ulaşamadık. Can arıyor. Kesin tehdit edecek ya da bir şey isteyecek. Hoparlörü alıp açın, biz de duyalım. Murat. Ayşegül, iyi misin? İyiyim. Seni aramamın sebebi, ben senden de, seninle evlenmekten de vazgeçtim. Ayşegül, sen ne diyorsun? Can mı yanında? Zorla mı konuşturuyor seni? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Kimsenin beni zorla konuşturduğu yok. Murat, ben her şeyi öğrendim. Senin Elif'le bana yalan söylediğini, senin Elif'e yardım ettiğini, Elif'in hamile olmadığını başından beri bildiğini öğrendim. Duydun mu beni? Murat, seni terk ediyorum, tamam mı? Bir daha ne karşıma çık, ne hayatıma gir, ne de beni ara. Can oğlum, orada çay, kahve, şeker, ne istersen hepsi var. Tamam, size yemek de ayırdım. Bak şu arkada da peynir, ekmek falan olacak. Tamam dayı, anladım, sağ ol. Ha, sobayı da hemen yakın, anca ısınırsınız. Tamam. Tamam. Hadi bana müsaade. Dayı, gidiyor musunuz? Gideyim ya. Biz nasıl geri döneceğiz? Dönmeyeceğiz. Ne? Evet, dönmeyeceğiz. Sen beni tamamen affedene kadar dönmeyeceğiz buradayız. Ben seni tam olarak hangi konuda affedecekmişim acaba? Genel. Genel? Genel olarak her konuda beni affedeceksin, o kadar. Oraya elbise de bıraktım sana. Biraz bol gelecektir ama merak etme, çok sıcak tutar. Hadi hoşçakal. Dayı! Olmaz dayı. Olmaz dayı, ne olur gitme ya. Ya Ayşegül, rahat bırak adamı, gitsin evine. Allah Allah, işi gücü vardır. Ay yok ya, bırakmam. Vallahi bırakmam dayı, beni bununla bırakma, ne olur. Ayşegül, gel canım, gel. Gel adamı rahat bırak, gel. Dur. Ayşegül, elçiye zeval olmaz. Benim elimden gelen bu kadar. Artık geri kalanı size kalmış. Ay bana ne kalacak dayı? Kalacak bir şey yok bana. Hadi hoşça kal dayı, hoşça kal. Ayşegül, tamam dur ya. Adamın karısı var, çoluğu var, çocuğu var, evde bekliyor. Dur Allah aşkına. Ayşegül, nasıl buldun yeni evimizi? Evimiz diyor bir de ya. Zevzekleşme Can ya. Birinci çoğul kullanıyor bir de. Çıldıracağım. Soğuk ayrıca burası. Üşüdüm. Bir de çok ıssız burası ya. Dur, şu kapıyı kilitleyeyim de gelen giden olmasın. Çay içer miyiz? İçeriz, içeriz. Çay? İstemem. Ya kızım tamam, sen beni gene tersle ama şunu iç. İçin ısınsın. İstemem Can.
Aman istemezsen isteme be. Allah Allah ya. Bu ne be böyle? Hep bir tersleme, hep bir şey. Beni bozmalar falan. Sanki kötü bir şey dedik yani. Hayret bir şey ya. Can çık. Efendim? E çık diyorum. Yapma ya. Çıkmıyorum. Hem sen beni Hasan dayının barakasına kovamazsın. Allah Allah. Kovmuyorum Can. Üstümü değiştireceğim. Gelinlikle yıllandım burada ya. Kızım ne yapıyorsan yap, değiştir Allah Allah. Bakmam ben sana. Olur biter. Hem bu ne biçim böyle çirkin bir gelinlik ya. Allah Allah. Neyse. Değiştir tamam, bakmıyorum. Bakmam yani. Ay Can çık. Ayşegül çıkmıyorum. Niye çıkayım ya, dışarısı buz gibi donacağım. Uf, tamam arkanı dön o zaman. Tamam. İyi tamam. Can bu ne? Bu balıkçı erkek kıyafeti. Ne olacaktı Ayşegül ya? Burası da balıkçı barınağı ya. Yani başka ne olabilir? Balıkçı kıyafeti olacak tabii ki. Ne bulduysan giy işte. Tamam. Kapa gözünü ya. Tamam. Sessiz sessiz. Ne yapıyorum acaba? Hem sen dönsene arkanı. Tamam dönüyorum, dönüyorum zaten. Bu sene başarırsın herhalde. Ya sen bana mı bakıyorsun? İyi be. Allah Allah. Kendi kendini debelendir orada. Yardım. İyi et, tamam. Kapıyı çalsam bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın, sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı, kim kime yanık aşık. Anlat azıcık korkmadan. Şöyle soğuk havayı yüzüne al, kendine gel Can. Ayşegül! Ya kızım aç şu kapıyı, kurt iner bu saatte buraya. İnşallah iner. İnşallah iner, seni çıtır çıtır yer. Ya Ayşegül açar mısın şu kapıyı? Bak çok soğuk burası, sabaha kadar donarım ben. Sonra arkamda çok ağlarsın, çok üzülürsün bak çocuk benim yüzümden donarak öldü diye. Sen daha çok ağlarsın Ayşegül diye. Ya Ayşegül! Ben ya. Ay,
Barı kız. Şöyle bir uzanayım dedim, uyuyakalmışım. Ay ben canı dışarıda unuttum ya. Donarak ölmüş olmasın. Çok iyiyim, çok iyiyim. Ay, can ses ver, odama kızım. Ayşe, doldu, elimi kolumu oynatamıyorum ya. Ay, ay çocuk nerede oldu? Can, dur bak şimdi, ben şimdi sana bir çay yapacağım. İçin ısınacak, tamam mı? Yavaş yavaş çözüleceksin Can. Tamam, yavaş yavaş. Bekle Can. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çözüleceksin. Ay Can, dur. Dur Can. Çözüleceksin Can. Çözüldün mü? Birazcık çözüldüm. Can. Dur. Uyuyakalmışım Can. Şu hale bak ya. Ünlü oyuncu Can Tekin dağ başında donarak can verdi. Böyle şeyler söyleme. Yok yok, güzel haber olur aslında ya. Havalı yani. Ünlü oyuncu aşkı için donarak öldü. Salak şey. Isındın mı? Of, hem de nasıl ısındım. O zaman sana bir çay yapayım, biraz daha ısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.